Hafiyesini uzun uzun düşündürdü. Onun kim olduğunu anlamış mıydı yoksa? Fakat o gün Paspartu'nun çenesi de açılmıştı artık. "Nasıl, bu meslek çok para getiriyor mu size Bay Fix?" diye sordu. Fix, kılını kıpırdatmadan cevap verdi, "Onun orasından ben de kuşku duymuyorum." O konuşma sona erince Fix, kamerasına dönüp düşünmeye başladı. Kim olduğu anlaşılmıştı muhakkak. Paspartu kendisinin dedektif olduğunu anlamış olmalıydı. Efendisine de söylemiş miydi acaba? Zihni biraz yatışınca Paspartu'yla açıkça konuşmaya karar verdi. Ortada iki şık vardı, ya uşak, efendisinin suç ortağıydı her şeyi biliyordu, o zaman iş çıkmaza girmiş demekti. Ya da uşağın hırsızlıkta parmağı yoktu, o zaman hırsızdan ayrılmak kendi yararına olacaktı. Beri yandaysa Phileas Fogg, hiçbir şeye aldırmadan kendi ileminde gidiyordu. Onun bir tek amacı vardı, yolculuğu düşündüğü gibi bitirmek. Bunun için de yoluna devam etmekten başka düşüncesi yoktu. Yolculuğun son günleri epeyce fırtınalı geçti. Bu yüzden geminin hızı pek azaldı. Fırtına dinmezse Hong Kong'a 24 saat, hatta daha fazla gecikerek varabileceği anlaşıldı. Phileas Fogg, suların bu kudurmuş haline her zamanki gibi kılı kıpırdamadan bakıyordu. Dedektif Fix ise bu olumsuz duruma çok seviniyordu. Hatta fırtına karşısında Rangoon, bir limana sığınmak zorunda kalsa, sonsuz bir sevinç duyacaktı. Nihayet fırtına dindi. 4 Kasım günü denizin durumu değişti. Gemi tekrar hızlanmaya başladı. Phileas Fogg'un programına göre Rangoon'un ayın 5'inde Hong Kong'a varması gerekiyordu. Halbuki o, bu limana ayın 6'sında varacaktı. Ortada 24 saatlik bir gecikme vardı. Yokohama'ya giden vapuru bu yüzden kaçıracaklardı. Bay Fogg elindeki yol kılavuzuna göz gezdirdikten sonra, her zamanki gibi sakin haliyle kılavuz kaptanına sordu, "Hong Kong'tan Yokohama'ya hangi gün vapur var, biliyor musun acaba?" Kılavuz kaptan, "Yarın sabah sular yükselince" diye cevap verdi. Bay Fogg hiçbir şaşkınlık göstermeksizin, "Ya" diye cevap verdi. O sırada Paspartu da oradaydı. Utanmasa, kılavuz kaptanı kucaklayacaktı. Oysa Fix, kafasını koparmak arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Bay Fogg, "Yokohama'ya giden geminin adı ne?" diye sordu. "Jartanico" dedi kılavuz. "Fakat bu dün kalkacak gemi değil miydi?" "Evet ama kazanlarından biri bozuldu ve onarılması için yarına kaldı." "Teşekkür ederim" dedi Bay Fogg. Saat 1'de, Rangoon rıhtıma yanaşmış, yolcular birer ikişer karaya çıkmaya başlamışlardır. Jartanik, ancak ertesi sabah 5'te yola çıkacak olduğuna göre, daha vakitleri vardı. Gemiden indikleri zaman bayan odayı tahtırevana bindirip bir otele gittiler. Phileas Fogg, genç kadın için bir daire tuttu. Sonra bayan Auda'nın akrabası olan kişiyi aramaya gitti. Paspartu'yu da genç kadının yanına bıraktı. Bay Fogg borsaya gidip, Veyeh adlı bir kişiyi sordu. Bir tacir, bu adamı tanıyordu. 2 yıldan beri Çin'de oturmadığını, Avrupa'ya gittiğini söylemişti. Phileas Fogg otele dönüp bayan odaya olanları anlattı. Bayan Auda, "Ben şimdi ne yapacağım, Bay Fogg?" diye sordu. "Yapacağınız gayet basit. Bizimle birlikte gelirsiniz olur biter." Karar verilmişti. Bay Fogg, Paspartu'ya seslendi, "Koş Carnatic vapuruna 3 tane kamera bileti ALV." Paspartu hemen otelden ayrıldı. Paspartu hemen Carnatic gemisinin yanaşmış olduğu limana gitti. Orada dedektif Fix'i gördü ama hiç hayret etmedi. Fakat Fix onu görünce fena halde bozuldu. Fix çok sinirliydi. Çünkü tutuklama emri yine gelmemişti. Paspartu, Bay Fix, bizimle Amerika'ya kadar gelmeye karar verdiniz mi?" diye sordu.
Fix dişlerini gıcırdatarak cevap verdi, evet. Haydi gelin, siz de bir kamera bileti alın. Sonra ikisi de gişenin bulunduğu yere yürüdüler. Dört kişi için kameralar ayırttılar. Fakat memur onlara şöyle dedi, Cartanic'in onarımı tamamlandı. Bu yüzden vapur önceden haber verildiği gibi yarın sabah değil, bu gece saat 8'de hareket edecektir, ne güzel. Bu değişiklik bizim efendinin daha çok işine gelecek. Hemen ona haber vereyim. Tam o sırada Fix ani bir karar verdi. Paspartu'ya her şeyi anlatacaktı. Belki de bu yolla Bay Fogg'u birkaç gün daha alıkoyabilecekti. Fix arkadaşına, haydi. Gidelim de bir yerde bir iki kadeh içelim mi dedi. Nasıl olsa Paspartu'nun vakti vardı. Onun için Fix'in davetini kabul etti. İkisi birlikte bir meyhaneye girdiler. İki şişe porto şarabı getirdiler. Paspartu bol bol içti. Hiç de fazla içmiyor, beri yandan da arkadaşının hiçbir hareketini gözden kaçırmıyordu. Havadan sudan konuştular. Şişeler boşalınca, Paspartu, vapurun kalkışıyla ilgili gelişmeyi efendisine bildirmek için ayağa kalktı, ama Fix onu alıkoymak istiyordu. Dur biraz, dedi. Bir şey mi var, Bay Fix? Paspartu, bazı şeyler söyleyeceğim sana. Paspartu, kadehinin dibinde kalan birkaç damla şarabı da içerek, ciddi bir şey mi, diye sordu şaşkınlıkla. Bundan da yarın söz ederiz canım. Bugünlük vaktim yok Fix, dur biraz yahu dedi. Efendim Bay Fogg'la ilgili bir şey söyleyeceğim sana Paspartu, efendisinin adı geçince arkadaşının yüzüne dikkatli dikkatli baktı. Fix'in yüzünde acayip bir ifade var gibiydi. Tekrar yerine oturdu. Ne söyleyeceksin bana bakalım diye sordu. Fix elini arkadaşının koluna koydu, sesini alçaltarak, benim kim olduğumu anlamıştın, değil mi? Paspartu gülümseyerek, tabi dedi. Öyleyse her şeyi anlatayım, ben zaten her şeyi biliyorum, ama bir de siz anlatın bakalım. Yalnız daha önce şunu söyleyeyim ki, o baylar boş yere para harcıyorlar, Fix, boş yere mi, dedi. Hiçbir şey anlamaz hale gelmişti. Fix gözlerini dikerek sordu, iyi ama sen benim kim olduğumu sanıyorsun? Siz bu reform kulüp üyelerinin adamı değil misiniz? Ödevinizde efendimin yapmakta olduğu bu yolculuğu engellemek değil mi? Aşağılık bir iş bu doğrusu. Sizin kim olduğunuzu çoktan anlamıştım ama Bay Fogg'a bunu söylemeye gerek görmemiştim. Fix atılarak sordu, bir şey biliyor mu o şimdi? Paspartu kadehini bir kere daha boşaltarak cevap verdi, hayır, hiçbir şeyden haberi yok. Fix, onu efendisinin suç ortağı sanmıştı ama ortada böyle bir şey yoktu. Kendi kendine, madem efendisinin suç ortağı değil, bana yardım eder öyleyse, dedi. Dedektif ikinci defa kararını vermişti. Zaten bekleyecek vakti de yoktu. Her ne pahasına olursa olsun, Fogg'u Hong Kong'da tutuklaması gerekiyordu. Ben Reform Klübün üyelerinin adamı değilim. Ben polis hafiyesiyim. İngiliz polisi bana bir görev verdi, ne? Siz polis hafiyesi misiniz? Evet. Durun da ispat edeyim size. İşte kimliğim. Sonra cüzdanından bir kağıt çıkarıp Paspartu'ya gösterdi. Uşak, şaşkın şaşkın Fix'in yüzüne bakıyordu. O sözüne devam etti, Bay Fogg'un giriştiği o bahis var ya. Bir bahaneden başka bir şey değil. Sen de buna kanmışsın. Yalnız sen değil, Reform Kulüpteki arkadaşları da kanmışlar. Senin bilmeden Bay Fogg'a suç ortağı olmanda onun çıkarı var, anladın mı? Paspartu, neden, diye bağırdı. Dur da anlatayım sana.
28 Eylül günü İngiltere Bankası'ndan 55 bin İngiliz sterlini çalındı ama çalan adamın eşkali de tespit edildi. İşte bu tıpatıp efendinin eşkaline uyuyor, pasportu iri yumruğunu masaya indirerek, "Yok canım," dedi. "Benim efendim dünyanın en namuslu adamıdır," Fix cevap verdi, "ne malum. Sen onu tanımıyorsun bile. Onun yanına tam yola çıkacağı gün girdin. O da saçma bir şeyi bahane edip bavul bile almadan yola çıktı. Yalnız içi para dolu bir çanta götürüyor. Sonra sen de onun için, namuslu adamdır diyorsun. Zavallı delikanlı durmadan, evet, evet diye tekrarlayıp duruyordu. Büyük bir şaşkınlık içindeydi, böyle olunca, sen de onun suç. Ortağı olarak tutuklanmak ister misin? Passepartout, başını iki avucunun içine almıştı. Bayan odayı bunca tehlikeyi göze alarak kurtarmış olan bu mert ve yiğit adam bir hırsız daha. Aleyhinde kanıt vardı. Fakat o yine de efendisinin suçlu olduğuna inanamıyordu. Sonra, "İyi ama benden ne istiyorsunuz?" dedi. "İstediğim şu. Ben buraya kadar Bay Fogg'un peşini bırakmadım. Londra'dan tutuklama emri istemiştim ama bir türlü gelmedi. Onun için Fogg'u Hong Kong'da alıkoymak istiyordum. Sen de bu işte bana yardım edeceksin, ben yardım edeceğim ha." Sonra, İngiltere Bankası'nın parayı bulana vereceği 2000 sterlinlik ödül var ya, onu da seninle yarı yarıya bölüşürüz, iyi mi? Passepartout ayağa kalkmak istedi ama yere yuvarlandı. Vücudunda güç kalmadığını hissediyordu, "Olmaz böyle şey," diye bağırdı. "Bakın Bay Fix, bana söylediklerinizin hepsi doğru bile olsa. Hatta efendim sizin aradığınız hırsızın ta kendisi de olsa. Ben onu arkadan vuramam. Hayır. Dünyanın bütün altınlarını da verseler ona bunu yapamam, kabul etmiyorsun demek." "Kabul etmiyorum. Öyleyse sana hiçbir şey söylemediğimi farz et. Şimdi de içelim, ha?" "Evet, içelim." Passepartout gittikçe daha fazla sarhoş olmaya başladığını hissediyordu. Fix, ne pahasına olursa olsun onu efendisinden ayırmak gerektiğini anlamış olduğu için zavallı genci sızdırıncaya kadar sarhoş etmeye karar verdi. Masanın üstünde birkaç tane afyon dolu çubuk duruyordu. Bunlardan birini alıp Passepartout'un avucuna yerleştirdi. Zavallı uşak çubuğu alıp dudaklarına götürdü, sonra da yattı. Birkaç nefes çekince uyuşturucunun etkisiyle başı döndü ve yere yuvarlandı. Fix kendi kendine, "Hele şükür," dedi. Bu sızdıya, efendisi Cartanik gemisinin hemen kalkacağını vaktinde haber alamayacak. Ama yola çıksa bile yanında bu Fransız olmadan yola çıkmış olacak. Bunlar olurken Bay Fogg ile Bayan Auda dinleniyorlardı. Passepartout ne akşam, ne de sabah gelmişti otele. Bay Fogg hiç şaşırmamıştı buna. Sabah olunca Bayan Auda ile birlikte rıhtıma gittiler. Cartanik yoktu. Bay Fogg geminin akşam kalktığını öğrendi. Uşağını burada bulacağını sanıyordu ama o da yoktu. Bayan Auda merak etmeye başladı. Fix ise otelden beri onları izliyordu. Bir fırsatını bulup konuştu. "Affedersiniz ama uşağınızı burada bulacağımı sanıyordum." "Bayan Auda, nerede olduğunu biliyor musunuz?" "Sizinle değil mi?" Cartanik onarımı bitirip 12 saat önce kalkmış. Öteki gemi 8 gün sonra geliyor. Fix bunları söylerken içten içe seviniyordu. "Bay Fogg, ama Hong Kong limanında başka gemiler de var galiba," dedi. Bay Fix bu sözün üzerine yumruk yemiş gibi oldu. Daha sonra arayıp Tankadere adlı bir vapur buldular. Güçlü bir motoru vardı. Ancak kaptan Yokohama'ya değil de Şangay'a götürecekti. Çünkü Amerika'ya gidecek vapur buradan kalkıyordu. Bay Fogg bunu duyunca hemen kabul etti.
günde 100 İngiliz sterlini ve zamanında varırlarsa 200 İngiliz sterlini daha verecekti. Hazırlanıp vapura bindiler. Fix de onlarla beraberdi. Fix şöyle düşünüyordu, Bay Fogg centilmen bir hırsızdı galiba. Çünkü yol masrafını o veriyordu. Vapur hareket etti. Bay Fogg ile Bayan Auda, güvertede rıhtıma bakıp Passepartout'u arıyorlardı. Passepartout hala ortalıkta yoktu. Fix de Passepartout'a kalleşlik ettiğini düşünüyordu. Esrarın etkisi daha geçmedi. Bu yüzden meyhaneciden onu polise teslim edip ülkesine gönderilmesini istedi. Yanına da biraz para bıraktı. Çin denizinde bir fırtına başladı. Öyle ki sağlam bir gemi olmasa alabora olurdu. Kaptan güçlükle dalgalardan kurtardı Tankadere'yi. Kasım'ın 11'inde saat 7'de Şangay'a 3 mil kalmıştı. O sırada kaptan okkalı bir küfür savurdu. 200 sterlinlik ödülü kaçırıyordu herhalde. Yine o sırada ufukta, bacasından dumanlar saçan kara, uzun bir tekne görüldü. Bu gelen, Amerikan gemisiydi. Tam saatinde hareket etmişti. Bay Fogg gemiyi kaçırmıştı. Kaptan John büsbütün ümitsizlikle, Allah kahretsin diye bağırdı. Phileas Fogg sadece, işaret ver dedi. Tankadere'de küçük bir top vardı. Sisli havalarda bu topla işaret verilirdi. Top hemen dolduruldu, kaptan topu ateşleyeceği sırada, Phileas Fogg, bayrağı yarıya indir dedi. Hemen söyleneni yaptılar. Bu geminin yardım istediği anlamına geliyordu. Phileas Fogg dışında gemidekilerin tümü çok heyecanlıydılar. Amerikan gemisi belki bu durumda bir an için yolunu değiştirip yelkenlinin yanına gelecekti. Bay Fogg, ateş, diye bağırdı. Küçük bronz topun gürleyişi de havada çınladı. Passepartout ise Carnatic gemisindeydi. Meyhanede esrarın etkisinden kurtulup kendisini zor dışarı atmıştı. Rıhtıma gelip Carnatic'i hareket ederken yakalamış, gemiye binince de efendisiyle bayan odayı boşu boşuna aramıştı. Onlara geminin kalkacağını haber verememişti. Afyonun etkisi yavaş yavaş geçiyordu. Sonra aklına Fix geldi. Öfkelenerek yumruğunu sıktı ve daha sonra içinden, ben sana gösteririm dedi. Keşke efendisine Fix'in dedektif olduğunu söyleseydi. 13 Kasım sabahı gemiden inen Passepartout, isteksizce karaya çıktı. Geceyi bir parkta geçirdi. Ertesi gün ne yapacağını düşünüyordu. Ertesi gün açlıktan bitkin bir halde, ne yapıp edip karnımı doyurmalıyım diye düşündü. Bir iş bulmalıydı. Sonunda Amerika'ya gidecek olan bir gemide iş buldu. Bu bir sirk gemisiydi. Gitmeden önceki son temsillerini veriyordu. Passepartout buraya cambaz olarak girdi. Şarkı da söyleyecekti. Çünkü gençken bu işleri yapmıştı. Temsil başlamıştı. Göstericiler inanılmaz hareketler yapıyorlardı. Temsilin sonunda insandan piramit yapılacaktı. Bunu yüzlerine geçirdikleri uzun tahta burun yardımıyla yapacaklardı. Passepartout da bunların arasındaydı. Sahneye girerek piramidin tabanını meydana getiren öteki arkadaşlarının yanında durdu. Sonra öteki cambazlar gelip üst üste burunlarına yerleştiler. Tiyatronun tavanına kadar yükselmiş insandan piramit meydana getirdiler. Kulakları patlarcasına yükselen bir alkış tufanı başlamıştı. Orkestra ise bütün hızıyla çalıyordu. Birden piramit sarsıldı, denge bozuldu, tabandaki burunlardan biri eksilince, insanların oluşturduğu anıt da birden yıkılıverdi. Kabahat Passepartout'daydı. O haliyle sahneden aşağı fırlamış, galerinin sağ tarafına tırmanarak seyircilerden birinin ayaklarına kapanmıştı. Bir yandan da, ah efendim, sevgili efendim diye bağırıyordu. Sen misin, Passepartout?
Öyleyse hadi bakalım, doğru vapura. Bayan Auda yaptıkları yolculuğu ve yol arkadaşları olan Fi'yi anlattı. Paspartu, Fi duyunca hiçbir şey belli etmedi. Efendisine her şeyi anlatma zamanının gelmediği düşüncesindeydi. Pasifik Okyanusu çok sakindi, gemi hızla yol alıyordu. Fix ise ortalarda yoktu. Yokohama'da İngiliz konsolosluğuna gittiğinde tutuklama emri gelmişti. Yalnız bu yazı 40 gün önceki tarihi taşıyordu. Bombay'dan beri Fix'in peşinden gelmişti çünkü. Ne yazık ki artık işe yaramıyordu. Çünkü Bay Fogg İngiliz topraklarından çoktan ayrılmıştı. Buna çok öfkelendi. İlk öfkesi geçtikten sonra, peki dedi kendi kendine, burada işe yaramıyor ama İngiltere'de pekala yarar. Fix, böylece kararını verdikten sonra, hemen General Grant vapuruna bindi. Bay Fogg ile bayan odada vapurdaydılar. Fakat Paspartu'yu hem de o acayip kılıkta görünce, Fix pek şaştı. Paspartu, yaptığı kalleşliğin muhakkak hesabını soracak, bu yüzden bütün işler berbat olacaktı. Vapur kalabalıktı. Fix, uşağın kendisini göremeyeceğini sanıyordu. Fakat tam o gün geminin baş tarafında ikisi burun buruna geldiler. Paspartu, Fix'in gırtlağına sarılıp onu bir güzel dövdü. Paspartu rahatlamıştı ama Fix de. Berbat bir haldeydi. Yerinden kalkarak söze başladı, bana dayak attın ama ziyanı yok o dedi. Bunu bekliyordum zaten. Şimdi beni dinle. Bugüne kadar Bay Fogg'un aleyhindeydim ama şimdi ben de ondan yanayım, hele şükür diye bağırdı Paspartu. Nihayet onun hırsız olmadığına inandın değil mi? Hayır, onun hırsız olduğuna hala eminim. Gitme, konuşayım. Tutuklama emri gelsin diye onu yolundan alıkoymaya çalıştım. Bu uğurda elimden geleni geri koymadım. Onu buralarda tutuklama emrim yok. Şimdi de Bay Fogg İngiltere'ye dönüyor galiba, değil mi? Ben de onun peşinden gideceğim. Ve bundan sonra onun yolu üzerindeki bütün engelleri gidermek için çalışacağım. Oyunumu değiştirdim artık Paspartu, dedektif Fi büyük bir dikkatle dinlemişti, hafiyenin doğru söylediğini aklı yattı. Şimdi barıştık mı? Barıştık diyemem. Ama işbirliği yapabiliriz. Fakat en ufak bir kalleşlik daha yaptığını görürsem bu kez kafanı kırarım, ona göre, ertesi akşam saat 6'ya çeyrek kala yolcular gara ulaştılar ve trenin kalkmaya hazır olduğunu gördüler. Bay Fogg, Bayan Auda, Paspartu ve Fix trene bindiler. Yol düzgün olduğu için tren hızlı gidiyordu. Gece olmuştu. Ortalık sifiri karanlık, hava soğuk, gökyüzü bulutluydu. Soğuktan tren hızını azaltmıştı. Neredeyse kar yağacaktı. Vagondaki yolcular pek az konuşmaktaydılar. Paspartu, hafiye Fix'in yanına oturmuştu ama onunla konuştuğu yoktu. Tren yola çıktıktan bir saat sonra kar yağmaya başladı. Fix ince bir kardı bu, treni geciktirecek cinsten değildi. Tren, San Francisco'dan kalktığından beri 900 mil yol almıştı. Ertesi gün 7 Aralık'tı. Green River istasyonunda bir çeyrek saat durdu. Phileas Fogg, soğuk bir şekilde de olsa genç kadına her gün derin bir bağlılık beslediğini her haliyle gösteriyordu. Bayan Auda da bu yüzden Phileas Fogg'a bağlanmıştı. Bu duygulara şimdilik sadece minnet duygusu gözüyle bakıyordu. Trende zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Fix, oyun oynamaya ne dersiniz, Bay Fogg? İskambil biliyor musunuz? Tabii. O halde oynayalım. Hemen oyuna başladılar. Oyuna öyle daldılar ki, trenin nerede olduğunu bilmiyorlardı. New York'a ulaşmak için 4 gün 4 gece yeterli olacaktı. Sabahın 8'inde, McPherson Kalesi önünde trene Kızılderililer saldırdılar.
trende çarpışma ve boğuşmalar oluyordu. Böylece Kızılderililer kaçtılar. Kondüktör lokomotifi trene bağladı ve hemen hareket ettirdi. Fakat bu sırada Bay Fogg, Bayan Auda ve Fix, o sırada yakında bulunan gardaydılar. Trenin sesini duyunca, Bay Fogg dışarı çıkıp bağırdı ama gürültüden sesi duyulmuyordu. Tren gitmişti bile. Daha sonraki tren yarın sabah gelecekti. Phileas Fogg tam 20 saat geç kalmıştı. Bu gecikmeye en çok Passepartout üzülmüştü. Ertesi sabah polis hafiyesi Fix, Bay Fogg'a yaklaştı, "Sahiden işiniz acele mi sizin?" diye sordu. Phileas Fogg, "Evet, sahiden acele," diye cevap verdi. "Peki, bu Kızılderililer sizi yolunuzdan alıkoymasalardı, New York'a 11 Aralık günü varmış olacaktınız, değil mi?" "Evet. Böylece oraya vapurun kalkış zamanından 12 saat önce varmış olacaktım." "Peki. Şu halde 20 saat geciktiniz. 12'den 20'ye 8 ister. Demek ki 8 saat kazanmak zorundasınız. Bunu denemek ister misiniz? Nasıl? Bunca yolu yaya giderek mi?" "Hayır, kızakla. Yelkenli kızakla yani. Bir adam geldi, benim yelkenli kızağım var, isterseniz sizi götüreyim," dedi. Bu adam geceleyin gelip polis hafiyesiyle konuşmuştu. Ama Fix onun teklifini kabul etmemişti. Phileas Fogg, Fee'ye cevap vermedi ama dedektif istasyonun önünde dolaşmakta olan o adamı görünce Bay Fogg ona doğru ilerledi. Biraz sonra Phileas Fogg'la Mudge adlı bu Amerikalı bir kulübeye girdiler. Orada Bay Fogg epey acayip bu taşıt aracını gözden geçirdi. Bu dört köşe tekne gibi bir şeydi. Ki uzun tahtanın üzerine yerleştirilmişti. O acayip kızak 5-6 kişi alabilecek kadardı. Bir direğe geniş bir branda bezinden yelken çekilmiş, direk, tekneye sıkı sıkı tutturulmuştu. Tekne gibi şeyin arkasındaki dümen, bu acayip taşıt aracını istenen tarafa doğru sürmeye yarıyordu. Kışın ova buz tutup kar yüzünden işlemez hale gelince bu kızaklar, çok kısa zaman içinde bir istasyondan ötekine giderler. Bay Fogg'la bu kara gemisinin kaptanı çabucak uyuştular. Rüzgar elverişliydi. "Mudge, hiç merak etmeyin, birkaç saatte Omaha istasyonuna ulaştırırım sizi, saat 8'de kızak harekete hazırdı." Yolcular kızağın tekne kısmına binerek yol battaniyelerine sımsıkı sarılmışlardı. İki kocaman yelkende açılınca rüzgarın tesiriyle kızak saatte 40 mil hızla sertleşmiş karın üstünde ilerlemeye başladı. Rüzgar düşmese, Omaha'ya 5 saatte varmak Mudge'nin işine geliyordu. Çünkü Bay Fogg her zaman olduğu gibi, Omaha'ya vaktinde varmak şartıyla ona da dolgun bir ödül verecekti. Saat daha bir olmamıştı ki bu usta kılavuz dümeni bıraktı. Yelkenlerin hepsini birden indirdi. Fakat kızak bir kere hız almış olduğu için, yelkensiz olduğu halde yine de yarım mil kadar gidip sonunda durdu. "Mudge, kardan bembeyaz birkaç damı göstererek, geldik," dedi. Gerçekten de gelmişlerdi. Evet, nihayet bu istasyona gelmişlerdi. Buradan da Amerika'nın doğusuna her gün birkaç tren kalkmaktaydı. Hepsi yere indiler. Bay Fogg, Mudge'ye söz verdiği gibi parayı ödedi. Passepartout, Mudge'nin elini arkadaşça sıktı. Sonra hep birden Omaha istasyonunun yolunu tuttular. Harekete hazır olan bir trene bindiler. Tren Des Moines ve Iowa City'den geçerek Iowa eyaleti içinde hızla yol aldı. Geceleyin Illinois eyaletine girdi. Ertesi gün ayın 10'u idi. Tren akşamın 4'ünde Chicago'ya geldi. Chicago'da trenden bol bir şey yoktu. Bay Fogg hemen bir trenden ötekine geçti. Tren bütün hızıyla yola koyuldu. Nihayet Hudson Nehri göründü.
ve 11 Aralık gecesi saat 11'i çeyrek geçe tren istasyona girip Cunard-Dina vapurlarının yaklaştıkları rıhtımın sol tarafında durdu. Ne yazık ki Liverpool'a gidecek olan Chines adlı vapur tam 45 dakika önce kalkmıştı. İngiliz centilmeni, kıyıdan bir palamar boyu uzakta demirlenmiş bir ticaret gemisi gördü. Bacasından çıkan kara kara dumanlara bakılırsa yakında yola çıkacaktı. Phileas Fogg, bir sandal çağırdı ve Henriette adlı bu gemiye gitti. O zaman geminin teknesinin saçtan, üst kısımlarının da tahtadan olduğunu gördü. Phileas Fogg güverteye çıktı ve kaptanı sordu. Geminin kaptanı da hemen geldi. Bay Fogg, kaptan siz misiniz, diye sordu. Evet, benim. Bir iş mi vardı, bayım? Yola mı çıkıyorsunuz? Evet. Bir saate kadar nereye yük aldınız? Hiçbir yere. Yük almadım, boş gideceğim. Yolcu da almadınız mı? Hayır. Zaten ben hiç yolcu almam. Yolcu dediğinde yük sayılır ama insana ayak bağı olur. Gemi de yolludur, saatte 12 mil yapar. Peki beni Liverpool'a götürür müsünüz? 3'te arkadaşım var, hayır, gidemem. Gidemez misiniz? Hayır, bayım. Bordeaux'a gideceğim, o kaç para isterseniz veririm. Kaptan çok sert bir tavırla reddetmişti. Phileas Fogg, evet ama Henriette'nin armatörleri bunu duyarlarsa, diyecek olduysa da, kaptan sözünü yarıda kesti, armatörde, kaptan da hepsi benim, gemide benim kendi malımı dedi. Peki, gemiyi bana kiralayın. Hayır. Öyleyse satın. Hayır. Phileas Fogg'un kılı bile kıpırdamadı. Şimdiye kadar para sayesinde her güçlüğü devirmişti. Fakat bu sefer para da hiçbir işe yaramayacaktı. Fakat Phileas Fogg'un aklına yine bir şey gelmişti. Peki, öyleyse beni Bordeaux'a götürün, olmaz mı? Hayır, $200 da verseniz götürmem. Ben size $2000 vereceğim. Hem de adam başına, kaptan. Adam başına mı? Evet, adam başına $4. Duruyordu. Şu anda bütün servetini yitirip 5 parasız kalmış, iflas etmişti. Üstelik hırsız sanılarak tutuklanmıştı. Programda şöyle bir satır vardı, 21 Aralık Cumartesi. Liverpool. Bay Fogg bu satırın üzerine, 80. gün, sabah saat 11.40 diye ekledi. Gümrük binasının saati 1'i çaldı. Şu anda bir eksprese binebilse, akşam saat 8.45 geçeden önce Londra'ya ve Reform Klübe varabilirdi. Alnı hafifçe kırıştı. Saat 2.33 geçe dışarıda bir gürültü koptu, açılan kapıların sesleri işitildi. Passepartout'un, dedektif Fick'in bağıra çağıra bir şeyler söylediklerini işitiyordu. Phileas Fogg'un gözleri bir an için parladı. Odanın kapısı birden açılıverdi. Phileas Fogg, bayan odayı, dedektif Fee ve Passepartout'u karşısında buldu. Hepsi birden ona doğru koştular. Fick soluk soluğaydı, saçı sakalına karışmıştı. Konuşacak durumda değildi, Bay Fogg diye kekeledi. Affedersiniz, Bay Fogg. Yanlışlık ama bu kadar olur. Aksilik. Hırsızı 3 gün önce yakalamışlar. Siz özgürsünüz artık. Phileas Fogg serbestti ha. Doğruca dedektifin üzerine yürüdü. Adamın gözünün içine baktı. Hayatında hiç yapmadığı bir işi yaptı. İki kolunu geriye çekerek ani bir darbe ile iki yumruğunu birden Fick'in suratına indirdi. Passepartout bir an için saygıyı, sırayı unutarak kendini boks maçında sanıp bağırdı, yaşa, vur. Daha vur. Fick yere yıkıldı ama tek kelime söylemedi. Bunu hak etmişti çünkü.
Bay Fogg'la Bayan Auda ve Passepartout hemen gümrük binasından ayrıldılar. Bir arabaya atladılar ve birkaç dakika içinde Liverpool garına ulaştılar. Phileas Fogg, Londra'ya gidecek bir ekspres var mı acaba diye sordu. Saat 2:40 geçiyordu. Ekspres kalkalı 35 dakika olmuştu. Yanlışlık yok. Tamam o zaman. Phileas Fogg özel bir tren hazırlattı. Fakat bir takım servis sorumlulukları yüzünden tren gardan ancak saat 3'te kalkabildi. Saat 3'te kalkan tren, Londra'ya doğru yıldırım hızıyla gidiyordu. Liverpool-Londra arasını 5,5 saatte alması gerekiyordu. Yol açık olunca bu pekala yapılabilirdi. Fakat arada duraklamak zorunda kaldılar. Bu yüzden Londra garına geldikleri zaman, şehirde bütün saatler 8:50'yi gösteriyordu. Phileas Fogg bu koskoca dünya turunu yaptıktan sonra, bu hesapça Londra'ya 5 dakika geç gelmiş oluyordu. Bu yüzden de giriştiği bahsi kaybediyordu. Ertesi gün Savile Row'daki komşular, Bay Fogg'un eve dönmüş olduğunu duysalar pek şaşırırlardı. Çünkü kapılar, pencereler sımsıkı kapalı duruyor, dıştan bakılınca evde hiçbir değişiklik olduğu görülmüyordu. Gerçekten de gardan ayrılır ayrılmaz Phileas Fogg, Passepartout'a git, yiyecek bir şeyler al demiş ve evine dönmüştü. İngiliz centilmenin yemiş olduğu bu darbeyi her zamanki soğukkanlılığı ile karşılıyordu. Mahvolmuştu. Hem de o polis hafiyesi olacak aptalın yaptıkları yüzünden. Yola çıkarken yanında götürdüğü paradan pek az bir şey kalmıştı. Bütün serveti Baring Porters Bankası'na yatırmış olduğu o 20 bin İngiliz sterlininden ibaretti. Fakat onu da Reform Kulüp'te bahse girdiği arkadaşlarına verecekti. Gerçi bunca masraf ve sıkıntıdan sonra bahsi kazansa da eline geçecek para onu tatmin etmeyecekti, ama kaybettiği için 5 parasız kalmıştı. Fakat o sır şeref, namus uğruna bu bahse tutuşmuş bulunuyordu. Bay Fogg kararını vermişti bile. Şimdi ne yapmak gerektiğini çok iyi biliyordu. Savile Row'daki evin bir odası bayan odaya verilmişti. Genç kadın yorgunluktan ve umutsuzluktan bitkin bir durumdaydı. Passepartout, belli etmeksizin efendisinin hiçbir hareketini gözden kaçırmıyordu. Fakat bu saf çocuk, her şeyden önce kendi odasına koşmuş, 80 günden beri yanmakta olan hava gazı lambasını söndürmüştü. Kapıdaki posta kutusunda da hava gazı şirketinin bir faturasını bulmuştu. Bu yüzden, kendisinin yol açtığı bu masraflardan birini olsun kesmek gerektiği düşüncesindeydi. Gece bitmişti. Ertesi gün Bay Fogg, Passepartout'u çağırdı, bayan odaya kahvaltı hazırlar dedi. Bana da bir fincan çayla bir dilim kızarmış ekmek getir yeter. Sonra ben öğle ve akşam yemeklerinde bulunmayacağım. İşlerime çeki düzen vermem gerekiyor. Sen artık bayan odaya söyle de, benim kusuruma bakmasın, olmaz mı? Ben aşağıya inecek değilim. Yalnız akşamüzeri 1 Aralık bayan Auda ile konuşacağım, Passepartout o gün yapılacak işleri böylece öğrendi. Yapacak başka işi yoktu. Passepartout odadan çıkıp genç kadının yanına gitti. Efendisinin söylediklerini ona anlattı. Sonra şunları ekledi, bayan Auda, ben bu işte bir şey yapamam. Efendimin üzerinde hiçbir etkim yok çünkü. Ama siz belki o bayan Auda, benim ne etkim olabilir ki, dedi. Bay Fogg kimsenin sözüne bakacak biri değil. Kendisine ne büyük bir minnette bağlandığımın farkına vardı mı acaba? Gönlümden geçenleri anlayabildi mi ki? Bak Passepartout, sen bir an bile onun yanından ayrılma. Benimle bu akşam konuşacak, değil mi? Evet. Herhalde İngiltere'deki durumunuza yön vermek istiyor olmalı. Göreceğiz, dedi genç kadın. Sonra da derin derin düşünmeye başladı. Phileas Fogg da parlamento binasının kulesindeki saat 11:30 çaldığı halde klübe gitmedi.
Niye gidecekti ki? Bahsi kaybetmişti. Hem arkadaşları onu orada beklemiyorlardı ki. Bu yüzden sokağa çıkmadı. Akşamın saat 7:30'una doğru Bay Fogg, Bayan Oda'ya, benimle bir dakika görüşebilir mi acaba, diye haber gönderdi. Biraz sonra da Bay Fogg ve genç kadın, bu odada yalnız kaldılar. Phileas Fogg bir iskemle alarak şöminenin yanına, Bayan Oda'nın karşısına oturdu. Yüzünde hiçbir heyecan izi yoktu. Yola çıkan Bay Fogg nasılsa, yoldan dönmüş olan Bay Fogg da onun aynısıydı. Bayan Oda'nın yüzüne bakarak konuşmaya başladı, sizi İngiltere'ye getirdim diye bana kızmadınız ya. Bayan Oda yürek atışlarının etkisinden kurtulmaya çalışarak, ben mi? Bay Fogg diyebildi. Sesi bir çocuk gibi titriyordu. Durun, henüz sözümü bitirmedim ki. Oralarda kalmak sizin için tehlikeli hale gelmişti. Ben de oralardan uzaklaştırmak istedim. Ama o zaman zengindim. Servetimin bir kısmını sizin emrinize vermek istiyordum. Böylelikle mutlu, serbest bir ömür sürecektiniz. Şimdi ise ben iflas etmiş biriyim artık, Bay Fogg, demek beni korkunç bir ölümden kurtarmanız yetmiyormuş gibi, şimdi bu yabancı ülkede geçimimi sağlamaya kendinizi mecbur tutuyorsunuz, öyle mi? Evet, öyleydi. Fakat olaylar aleyhime döndü. Bununla beraber, elimde kalan imkanlar az da olsa, bunları yine sizin için kullanayım diyorum. İzniniz var mı? İyi ama siz ne olacaksınız Bay Fogg? Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Öyleyse işin içinden çıkabilmek için ne yapmak düşüncesindesiniz? Bir çaresini bulurum sanıyorum. Şuna eminim ki sizin gibi bir insan hiçbir zaman yoksulluğun pençesine düşmez. Dostlarınız, o benim hiç dostum yok, akrabalarınız. Akrabalarımdan kimse kalmadı. Sizin için çok üzüldüm, Bay Fogg. Çünkü yalnızlık çok acı bir şeydir. İçinizi dökecek kimse yok, öyle mi? Oysa iki kişi baş başa verince sıkıntılar daha hafif gelir, diye bir söz vardı yanılmıyorsam. Evet, öyle bir söz var. O zaman Bayan Oda ayağa kalktı ve elini Bay Fogg'a uzattı. Öyleyse kendinize hem iyi bir dost, hem de her zaman yanınızda olacak birini istemiyor musunuz? Beni eşiniz olarak görmek ister misiniz, diye sordu. Bu söz ve davranışlar üzerine Bay Fogg da ayağa kalkmak zorunda kalmıştı. Gözleri her zamankinden daha farklı parlıyor, dudakları titremeyi andırır bir hal alıyordu. Bayan Oda gözlerini dikmiş, onun yüzüne bakıyordu. Bay Fogg, bu bakışın kendisini daha çok etkilemesini istiyormuş gibi, bir an için gözlerini kapadı. Gözlerini yeniden açınca da yalnız, sizi seviyorum diyebildi. Evet, evet, gerçek bu. Kutsal olan her şey üzerine ant içerim ki şu anda sizi sevdiğimi anladım. Gönlüm tamamen sizin. Bayan Oda bir eli kalbinin üzerinde, öyle mi, diyerek iki kez haykırdı. İşte geldim, Baylar, dedi. Evet, salondan içeri giren, Phileas Fogg'dan başkası değildi. Phileas Fogg daha önce uşağı Passepartout'a ertesi gün kıyılacak nikah için Samuel Wilson'u çağırmasını söylemişti. Passepartout da büyük bir memnuniyetle çıkıp gitmişti. Rahip evde yoktu. Bu yüzden beklemek zorunda kaldı. Hem de en azından 20 dakika. Rahip Samuel Wilson'un evinden ayrılırken saat 8:35 olmuştu. Zavallı uşağın evden ne halde çıktığı görülmeye değerdi. Saçı başı darmadağın, bacaklarının son gücüyle koşmaktaydı. Sokaktan gelip geçenlere çarpıyor, hatta kimisini deviriyordu bile. 3 dakika içinde Savile Row'daki eve dönmüştü. Bay Fogg'un odasına girince soluğu kesildi, yere yığılıverdi. Konuşacak halde değildi. Bay Fogg, ne var, ne oluyor, diye sordu. Uşak, efendim.
Niye KHA imkansız, diye kekelemeye başladı. İmkansız mı? Neden? Yarın. İmkansız yani. Niçin yarın imkansız oluyormuş? Çünkü yarın pazar. Bay Fogg cevap verdi, nereden çıkarıyorsun? Yarın pazartesi, hayır, efendim. Bugün cumartesi, cumartesi mi? Olur şey değil. Evet, evet, diye bağırdı uşak. Siz bir gün yanlış hesaplamışsınız. Biz buraya 24 saat önce geldik. Ama ancak 10 dakikalık vaktimiz var. Paspartu, efendisinin yakasına yapışmış, onu kuvvetle sürüklüyordu. Phileas Fogg, bu durumda düşünmeye bile vakit bulamadan odasından çıktı, evden ayrıldı. Bir arabaya atladı. Arabacıya 100 İngiliz sterlini vaat etti. Yolda 5 arabaya çarptıktan sonra Reform Klübe vardılar. Büyük salona girdiği zaman da saat 8'i tam 45 dakika geçiyordu. Phileas Fogg bu dünya gezisini tam 80 günde başarmış oluyordu. Yine böylece, tutuştuğu 20 bin İngiliz sterlini bahsini de kazanmış oluyordu. Bay Fogg, bu yanlışlığı nasıl yapabildiğine şaşıyordu. Her işi saniyesi saniyesine yapmıştı. Ama biraz düşününce, bu yanlışlığın çok basit bir sebebi olduğunu anlamıştı, Phileas Fogg kendisi de farkında olmaksızın yolculuk sırasında bir gün kazanmıştı. Bu da sürekli doğuya doğru giderek turunu tamamlamasından ileri geliyordu. Bu geziyi batıya doğru giderek yapsaydı, bir gün kaybedecekti. Buna göre Phileas Fogg, 20 bin İngiliz sterlini kazanıyordu. Ne var ki bunun aşağı yukarı 19 bin İngiliz sterlinini yolda harcamış olduğu için, bu bahisten kendisine çok az para kalmıştı. Amacı, mücadele edip bahsi kazanmaktı. Para her zaman olduğu gibi ikinci planda kalıyordu. Nitekim geri kalan parayı da Paspartu ve polis hafiyesi arasında paylaştırdı. Zaten Bay Fogg, bu adama karşı hiçbir hınç ve öfke duyamıyordu. Yalnız uşağı Paspartu'nun parasını verirken, onun dalgınlığı sonucu boşa yanan hava gazı parasını kesmeyi unutmadı. Çünkü bu başka bir ilişkiydi. Dostluk ve alışverişi karıştırmamak gerekiyordu. Bay Fogg her zamanki gibi sakin ve soğukkanlı bir eda ile hemen o akşam bayan odaya, "Evlenmekten vazgeçmediniz, değil mi?" diye sordu. Genç kadın, "Hayır" diye cevap verdi. 48 saat sonra nikah kıyıldı. Paspartu, büyük bir gururla genç kadının nikah tanığı oldu. Bayan odayı diri diri yanmaktan o kurtardığı için, bu şerefi de o hak etmişti. Ertesi sabah şafakla beraber Paspartu, Bay Fogg'un kapısına küt küt vuruyordu. Kapı açıldı, ne var? Şey, biraz önce bir şey öğrendim de neymiş o öğrendiğin? Söyle bakalım. Efendim biz o yolculuğu 78 günde de yapabilirmişiz. Elbette. Hindistan'dan geçmeseydik, bu yolculuğu tam 78 günde tamamlayabilecektik. Oradan geçmeseydik, Bayan Auda kurtulamayacaktı. Böylece ben de onunla evlenmek imkanını bulamayacaktım. Bay Fogg daha sonra sakin bir edayla kapıyı kapattı. Bir kez daha Phileas Fogg kendine güvenip bahsi kazanmasını bilmişti. Bir bölümün daha sonuna geldik, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.